جراح أمتي الذكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد. Müminler Allah yolunun savaşçıları, kafirler tağutun savaşçıları. اَلَّذِينَ اَمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ. Tabi bu ayetler camilerde bile gündeme gelmediği için insanların kulakları biraz algılamakta zorlanıyor veya ya bu ayetlerin okunması da suç mu acaba diye düşünüyor. Evet. Ayetin mali şöyle. Müminler Allah yolunda savaşırlar. Kafirlerse tağut yolunda savaşırlar. Siz فَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءِ şeytan, şeytanın askerlerine karşı savaşın, şeytanın dostlarına karşı. اِنَّ كَيْدَ الشَّيْتَانِ كَانَ دَيْفَ, şeytanın hilesi çok zayıftır. Biz bu savaşçı kimliğimizi yitirdik. Biz bırakın savaşçı kimliğimizi, tavır alan, reddeden, inkar eden kimliğimizi yitirdik. La diyen kimliğimizi yitirdik. O yüzden izzetimizi de kaybettik. Onurumuzu da kaybettik. 1,5 milyar olduğu söylenen Müslümanların 6 milyonluk, 7 milyonluk İsrail'e bir şey yapamadığının zilletini yaşıyoruz. Evet, 7 milyonluk İsrail bütün dünya Müslümanlarına kafa tutuyor, meydan okuyor. Niye? İsrail içimizde, aziz dostum. Yönetim tarzıyla, devlet şekliyle, tağuti anlayışlarıyla, küfrün her şeyle uygulanmasıyla İsrail'den daha beter İsrail içimizde. Buna kılıf bulan ötekine nasıl tavır alsın ki? İsrail hiç olmazsa muharref de olsa bir Tevrat'ın hükümleriyle hükmediyor. Müslümanların yönetimi İsrail'den daha beter desek yanlış mı söyleriz? Onlar muharref de olsa bir kitabın ahkamını devlet kanunu olarak uyguluyorlar.